Merhaba arkadaşlar, kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şekli şahane, harika bir poğaça tarifim var. Nasıl yapmışım? Hadi gelin beraber yapalım. Kasemizin içerisine bir su bardağı sütümüzü alalım. Üzerine 3 tatlı kaşığı toz şekerimizi ekleyelim. 1 tatlı kaşığı da tuzumuzu ekleyelim. 1 paket kuru mayamız vardı, onu da ekleyelim ve güzelce çırpalım. Üzerine 2 tane yumurtamız vardı. Beyazları bir kaseme, sarılarını bir kaseme ayırmıştım. Beyazlarını hamurumuzun içine ilave edelim. Ve üzerine 1/2 su bardağı sıvı yağımız vardı. Onu da ilave ettikten sonra güzelce çırpalım. Beterimizi çıkartıp elimizle devam edelim. Arkadaşlar, bu hamuru ölçümüz için ben 3,5-4 su bardağına yakın un kullandım. Siz gene de hamurumuzun kıvamını kaçırmamak için azar azar ekleyebilirsiniz. Malzemelerim açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilir, yapabilirsiniz. Aklınızda bir soru işareti kalıyorsa tekrardan yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hamurumuzu güzelce toparlayalım ve tezgahımızı alalım. Arkadaşlar, kasede veya liyende hamur güzel yoğrulmuyor. Ben sadece sıvı malzemelerimizi unla karıştırmak için kase kullanıyorum. Geri kalanı tezgahta hallediyorum. Benim videolarımı izleyen arkadaşlarım da bilir ama yeni gelenler için söylüyorum. Tezgahta her zaman özlü güzel bir hamur elde edilir. Hamurun kıvamını burada daha güzel anlayabilirsiniz. Hamurumuzu toparlayalım, güzelce yoğuralım. Evet arkadaşlar, hamurumuz çok güzel özlü bir şekilde yoğruldu. Elimize yapışmıyor ama yumuşacık sünger gibi hamurumuz oldu. Kasemize tekrardan geri alalım. Üzerini streçleyip kabarmaya bırakalım. Hamurumuzun mayalandığını nasıl anlayacağız arkadaşlar? Yaptığımız hamur 2 misline ulaştığı zamanlar hamurumuz kabarmış demektir. Hatta ben fırınımın içine koyuyorum her zaman. Orada kapalı olduğu için daha çabuk mayalanıyor hamurumuz. Ve böyle kabarmış halinde bir görelim. İplik iplik. Evet arkadaşlar, hamurumuz çok güzel kabarmış. Şöyle bir elimize toparlayıp tezgahımızı alalım. Çok hafif bir un sepeleyelim. Tezgahımızda 1-2 dakika daha yoğuralım. Burada neden yoğuruyoruz arkadaşlar? Hamurumuz mayalı olduğu için eğer burada tekrardan 1-2 dakika yoğurmazsak bezeleri ayırdığımızda anında kabarır şekil veremeyiz. O yüzden 1-2 dakika daha yoğurmamız gerekiyor. Yoğurduktan sonra hamurumuzu 12 eşit parçaya bölelim. Mandalina büyüklüğünde bezelerimizi alalım, yuvarlayalım. Evet arkadaşlar, kabarcıklarımız gözüküyor. Puf puf hamurumuz oldu. Bu şekilde 12 bezemizi yuvarlayalım ve kenara alalım. Açmaya başlayalım. Bir tane bezimi aldım. Altına azıcık un serpip oklava ile açmaya başladım. Hamurlarımızı filcen tabağı büyüklüğünde açalım. Ve iç harcı için benim lor peynirimle maydanoz karışımım vardı kenarda. Hamurumuzu bu kadar açtıktan sonra ilk önce bu kısmını bu şekilde katlayalım. Karşısını da bu şekilde katlayıp, evet, aynı bohça katlar gibi böyle katlayalım ve alt üst çevirelim. İçini lor peyniriyle maydanozumuzu karıştırıp ilk önce iki ucunu birleştirelim. Sonra dört ucunu birleştirelim. Ve şöyle kenarlarını da güzelce sıkalım ki açılmasın diye. Evet arkadaşlar, ve tersini çevirip şeklimizi ortaya çıkartalım. Harika bir şekli olmadı mı sizce? Bence harika bir şekli oldu. Şekilli poğaçaları çok seviyorum arkadaşlar. Sizlere de yapıp videosunu çekmek istiyorum. Arkadaşlar, videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorumlar kısmına küçük bir emoji veya küçük bir kayıp bırakırsanız ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlayabilirim. Bana desteklerinizi bekliyorum. Daha çok video, daha çok tarif gelsin diyorsanız
Destekliğinizi benden esirgemeyin arkadaşlar. Evet, ikinci hamurumuzu da açtık. Tekrardan bir ucunu katlayıp karşısını da katlayıp ve yanlarını da katlayalım ortaya gelecek şekilde ve bohça görünümünü verelim. Tam orta kısmına gene iç harcımızdan koyalım. Arkadaşlar ben lor peyniriyle maydanoz karışımını koymak istedim ama siz isterseniz patatesli, peynirli, kıymalısını da yapabilirsiniz. Hepsi çok güzel olur bu hamurumuzda. Ve bohça görünümünü tekrardan bir görelim. Evet arkadaşlar, bohça gibi katladık bohçamızı. Besinimizi alalım. Bir tane daha gösterelim. Hamurumuz yumuşadı, kabardı. Elimizde açılıyor hamurumuz. O kadar yumuşak, özlü bir hamurumuz var ki açmaya doyamıyorsunuz. O kadar güzel bir hamur oldu. Evet arkadaşlar, karşılıklı olarak kapatalım hamurumuzu ve tersini çevirip iç harcımızı koyup katlayalım. İlk önce iki ucunu, sonra karşılıklı kapatalım. Yan kısımları da sıkıştırıp şeklimizi ortaya çıkartalım. Evet arkadaşlar, şeklimiz bu olacak. Hamurumuz bitene kadar aynı işlemi yapalım. Yumurta sarılarımızın üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Güzelce çırptıktan sonra poğaçalarımızın üzerine sürelim. Arkadaşlar verdiğim bu malzemelerden benim tam bir sini poğaçam çıktı. Siz daha çok poğaça istiyorsanız malzemelerimizi 2'ye katlayıp 3'e katlayıp daha çok da poğaçalar elde edebilirsiniz. Evet, yumurtamızı sürelim. 2 yumurta sarısı ayırdığımız için yumurtamız çok geldi ve ben 2 kat yumurta sürdüm. Daha da güzel, daha lezzetli oluyor. Tekrardan yumurtamızdan sürelim. Ve süslemek için ben çörek otu kullandım. Siz isterseniz susam da kullanabilirsiniz. Çörek otlarını şöyle tam orta kısımlarına birer tutam serpip birer de uç kısımlarına böyle serpelim. Daha şekilli, daha güzel gözümüzü doldursun süslemesi de. Fırınım şu anda ısınıyor arkadaşlar. 185 derece fırına ayarladım. Isınıyor. Sıcak fırına poğaçalarımı göndereceğim. Evet, süslenmiş halleri de bu şekilde. Ve poğaçalarımızı fırınımıza gönderelim. 20 dakikada pişti benim poğaçalarım. Evet arkadaşlar, poğaçalarımızın pişmiş halini de bir görelim. Bir de içine bakalım. Yumuşacık sünger gibi poğaçalarımız oldu. Şekli şahane, görüntüsü süper. Evet, altlarında nar gibi kızardı. Bir de kırıp içine bakalım. Evet arkadaşlar, içleri bol malzemeli, tel tel ayrılan poğaçalarımız. Ben çekiyorum, o tel tel ayrılıyor. O kadar güzel ve lezzetli bir poğaçamız oldu. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüntüsü zaten anlatıyor her şeyi. Bir de tadına bakalım. Görüntüsü kadar tadı da muhteşem arkadaşlar. Ve poğaçalarımızın servisini yapalım. Evet arkadaşlar, poğaçalarımızın son hali bu şekilde. Bohça poğaçalarımı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka tarifle tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.